için mecliste asla bulunmayalım, protesto edelim o zaman. Neden buna muhtaç edildiğini ortaya koymak lazım. Bir de bunun iki boyutu var. Evet, siyasi partiler masa başında siyaset olmaz sahaya inecek. Ama vatandaş da arkadaş ne yaşadığını bilmen lazım artık. Yani bu kadar derin bir kriz 22 yıllık iktidarın sonucunda oldu. Hatalı politikalar sonucunda. Hala nasıl yaşadığını algılayamayıp da tamam iktidar muhalefetin tamamını eleştirelim. Ben de eleştiriyorum. Ama nasıl %25-30'larda hala iktidarın oy oranı var? Bunun da sorgulanması lazım. Tamam. Yaşadığının farkında olmayan bir toplum var. Mesela Cemal Enginyurt gerçekten mesela çok iyi anlatma. Nedir mesela bir muhalefet? İnandırıcı. Çok iyi anlatma. Nasıl başarabilir? Bugün hala işte az önce verdiği mahalle sayıları, işte parti üyeliği ya da en nihayetinde hala ikinci parti mesela AK Parti. Bütün bu olumsuz şartlara rağmen. Neden? Yani bunun sırrını çözdük mü mesela? Niye böyle oluyor? Ve bunu değiştirmek için ne yapması lazım muhalefetin? Formül ne orada? Bir kere Recep Tayyip Erdoğan öncelikli olarak çok şanslı bir parti genel başkanı. Ne yaparsanız yapın 15 milyon seçmeni hazır. Burada bir mutabık olalım. İster karşı çıkın, ister dağ taş gezelim, ister ova bayır düz yayla dolaşalım. 15 milyon seçmen hazır. Tamam, nedenini biliyor muyuz? Yani 15 milyon seçmen işte niçin Erdoğan'a destek veriyor? Kim bu 15 milyon? Arkadaşların da ifade ettiği gibi büyük bir kısmı sosyal yardım alıp bu sosyal yardımların Recep Tayyip Erdoğan'ın bir himmeti olduğunu düşünen, evet, evine gelip yanmayan kömürün bir nimet olduğuna inanan, adeta bir sadaka kültürüne mahkum edilip 4000 lira engelli maaşına şükreden, 6000 lira dul ve yetim maaşına şükreden ve büyük oranda en düşük emekli maaşı 12.500 lira olmasına rağmen, kardeşim sen et yemek zorunda mısın? Sen salam sosis yemek zorunda mısın? Sinemaya gitmek zorunda mısın? Ekmek buluyorsun ya, ona şükrette inanmış olan ve büyük oranda da Recep Tayyip Erdoğan'dan önce bu ülkede, bu buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, traktör olmadığına inandırılmış ve ne yaparsanız yapın Recep Tayyip Erdoğan için canını vermeye niyetli, soğan ekmek yeriz, reisi yedirmeyiz diyen bir 15 milyon hazır arkadaşlar. Bu 15 milyon buradan bir şekilde şükür inancıyla inandırılmış. Düşünün, köylerde öğretmenler varmış, okullar kapatılmış. Köylerde sağlık ocakları varmış, doktorlar, hemşireler geri gelmiş. Köyler bir imama terk edilmiş. Köylerde yaşlı amca, teyze ve bir imam Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar büyük bir Allah dostu olduğunu anlatıyor. Siz ne kadar köye giderseniz gidin, o imam 5 vakit orada olduğu için AKP'ye oy verirsek cennete, CHP'ye veya muhalefete oy verirsek cehenneme gideceğini anlatan ve buna inanan bir kitle. Öbür taraftan cübbesiz Ahmet gibi... Cemal Başkan'la burada ayrılıyoruz. Cübbesiz ayrılabiliriz tabii. Cübbesiz Ahmet gibi CHP'ye ve muhalefete oy verirsen kafir, AKP'ye oy verirsen Müslüman ve cennete gideceğini söyleyen ve buna inanan bir tarikat, cemaat, cephesi var. Hem de büyük bir cephe oluşturdu bu. Bu cephe öyle bir cephe ki haniye ölmüş, Allah rahmet eylesin diyoruz, kahrolsun İsrail diyoruz ama büyükbaş Halil Konakçı diye bir adam ve onun gibiler çıkıp diyor ki Haniye'nin ölümüne üzülmeyen Müslüman da değildir, bu ikinci cümleye dikkat edin, Türk de değildir diyor. Bu adam hoca ve öyle bir vaaz veriyor ki Filistin'e ağlamayan, Filistin'e üzülmeyen Türk değildir diyor. Kimse çıkıp diyemiyor ki dinden korkusuna veya dinsiz denilir diye korkusuna. Hadsiz hoca, imansız hoca, bırak Filistinlinin ölümüne, dünyada bir hayvanın bile ölümüne üzülmeyen insan değildir, insan dememiz gerekirken Türklüğe hakaret edilip
Arap değilsen Müslüman bile değilsin diyen ve Türklükte ısrar edersen kafir denildiğinde buna inanan da bir kitle var. Artı biraz önce arkadaşlar isimlerini vermedi. Ne Emre ismini verdi, ne Gürsel Tekin, ne Hasan Sınar. Cemaatler, cemiyetler var. Ensar Vakfı, milyar dolarlık servetin sahibi. Menzil, milyar dolarlık servetin sahibi. Hastanelerden marketlere, postane, aklınıza ne geliyorsa. İsmail Ağa Cemaati, İlim Yayma Cemiyeti, Hak Yol Vakfı. Bunlar öyle bir kendilerine rant alanı oluşturdular ki, bunlar cemaat mensuplarına diyorlar ki, eğer Tayyip gider de kafirler iktidara gelirse bu elinizdekileri alacaklar, bunları kaybedeceksiniz diyor. Başörtüyü yasaklayacaklar, namaz kıldırmayacaklar, tekrar camileri ahır yapacaklar. Şimdi siz diyebilirsiniz ki buna inanan var mı? Hele bu dünyada, bu çağda. Var. Ya neyi yok ya? Neyi yok? Şeyhinin 1200 kişiyle ilişkiye girip bunun 800'ü erkek, 800'ü kadın olup siz buna niye ilişkiye girdim diye hakimin sorduğu bir ülkede ne ilişkisi efendim? Allah'ın muzunu ikram ettik birbirimize diyerek bunu mahkemede söyleyen adamların böylesine bir kafa yapısı olduğu ülkede siz inanmayan mı var diyeceksiniz bunlara? Var. Bir de bunun yanı sıra büyük rant çeteleri var. Yani Emre rakam elindeyse verebilir. Kur korumalı mevduattan en az 400 bin kişi. Bunların tamamına yakını AKP'li. Tamamına yakını AKP'li. Kur korumalı mevduattan 1 trilyon. Dolar, euro artışları, borsa. Bakın borsada 8 milyon yatırımcı var. Son 10 gündür 5 milyonu battı. Son 10 gündür senem 5 milyonu battı ve intihar ediyor artık. Emin olun intihar ediyor. İntiharları duymuyoruz. Haber olarak vermiyorsunuz, verilmiyor. Ama büyük bir kısım insan çok büyük şu an intihar var. Ediyor. Bana intihar... çok fazla mesaj geliyor. Çok büyük sıkıntılar var. Sultanbeyli'de dün iki kişi maalesef bedenine son verdi. Dün Sultanbeyli'de. Düşünün 11 bini geçmiş borsa. Ekonomi düzeliyor. Enflasyon düşüyor. Her şey güzel gidiyor denilirken 9000'e düşmüş, 9900'e. Kim niye düştüğünü söylemiyor. Hiç kimse bunu konuşmuyor. Siyasetçi bunu konuşmuyor. Ama biz biliyoruz ki bakan yardımcıları olup, danışman olup, devlette büyük bürokratlar olup, İstanbul'da ofisleri tutup,